Merhaba arkadaşlar. Güç elektronik uygulamalar dersimizin 5. haftanın son bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar bu bölümü tam köprü çeviriciye ayırmıştım ama yarım köprü çeviriciyi konusunda literatürü biraz araştırma yaptıktan sonra arkadaşlar iki farklı yaklaşım gördüm. Size anlattığım videolardaki yarım köprüde arkadaşlar ikinci ve dördüncü bölgelerde mıknatıslanma akımının davranışı ile ilgili iki farklı yaklaşım gördüm. Şimdi birinci yaklaşım size anlattığım videolarda anlattığım yaklaşım yani nedir? Mıknatıslanma akımı primer gerilimi sıfır olduğu için sol taraftaki kapasiteler üzerinden ve diyotlar üzerinden yolunu tamamlayan bir yaklaşım. Diğer yaklaşım da arkadaşlar hayır bu tür bir davranış söz konusu değil. Buradaki mıknatıslanma akımı yolunu burada görmüş olduğumuz primer sarg üzerinden tamamlar ve sekonder tarafa atlar ve D3 ve D4 D3 ve D2'yi iletime zorlar. Dolayısıyla enerjisini D3 ve D2 üzerinden boşaltır diyen bir yaklaşım arkadaşlar. Şimdi bu yaklaşımla ilgili cümleleri de buraya ilave ettim. Mıknatıslanma akımı bir önceki zaman diliminde aktığı yönden ters yöne dönemez. Lenz yasası. Mıknatıslanma akımı sekonder devrede D3 ve D4 diyotlarını iletime zorlar. D4'e bağlı sekonder sargın alt ucu pozitif olur. D3 ve D4 diyot akımları eşit olmalıdır. Ancak gerçekte mıknatıslanma akım değeri sıfır olmadığından D3 ve D4 diyot akımları eşit olmazlar. Çünkü arkadaşlar primer sargı akım çevirmeli ile sekonder sargıya yansıdığı için arkadaşlar. Bir önceki zaman diliminde biliyorsunuz D4'ten akım akmıyordu. D3'ten akım akıyordu. Şimdi buradaki mıknatıslanma akımı sekonder sargıya yansıdığı zaman zaten D3'ten akan bir akım vardı. D4'ten de bir yeni bu mıknatıslanma akımı dolayısıyla sekonder VS2 üzerinden de yansıyacağı için buradaki D4'ü iletime soktu. Fakat D3 zaten iletimdeydi. Dolayısıyla D3 ve D4 arasında bir dengesizlik olacaktır. Yani D3 akımı daha fazla olacaktır diyor burada. Bir de bu akımı kasam akımını sekonderde yansıyan değeri eklendi. Fakat bir önceki zaman diliminde D4 diyodundan akım akmıyordu. İM mıknatıslanma akımı bu zaman diliminde 3 bobinden akar. Bir adet primer sargısından İM'in 2 adet sekonder sargısının yansımasından. Şimdi arkadaşlar ben ders notlarımı bu açıklamaya göre düzelttim. Siz de düzelttin. Yani sol tarafta kapasite üzerinden akım akmasın. Ben bunu daha makul gördüm. Yani piyasadaki biliyorsunuz cihaz tanıtan firmaların application notları var. Bu application notlarından almıştım sizdeki videodaki görüntüleri ama arkadaşlar videoda anlattığım devre akış şemalarını fakat Muhan'ın olsun ve diğer uzman kişilerin kitaplarına baktığım zaman bu yaklaşımı desteklemediklerini ve tamamen mıknatıslanma akımının sekonder devreye yansıması olduğunu ve bu akımın D3 ve D4'ü iletime zorladığını, zaten D3 iletimdeydi, D2'yi de iletime zorladığını aslında. Buradaki D2 arkadaşlar D4 olacak. Şunu düzeltiyorum. Bunu da düzelteyim bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla peki ne değişti? Yalnızca anlatım değişti arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz akım gerilim evreninde hiçbir şey değişmedi. Formüllerde hiçbir şey değişmedi. Yalnızca mıknatıslanma akımının sekondere mi yansıyacağı yoksa hem sekondere yansıyacağı hem de primer devrede kapasite üzerinde akacağı konusundaki tartışmada ben bu yönde karar kıldım. Çünkü hocalarımızın anlattıkları daha makul geldi. Diyeceksiniz ki hocam hangisi doğru? Çocuklar şimdi biliyorsunuz bu tür geçici rejimlerin olduğu devrelerde sistemi iyi modellemek lazım. Dolayısıyla devrenin gerçekten çok hassas diferansiyel denklemlerini yazıp incelemek gerekiyor. Acaba buradaki mıknatıslanma akımındaki zıplama, buradaki kapasitenin mevcut gerilimlerin üzerindeki değere çıkar ve onlardan akım akmaya zorlar mı? Bunun en kolay yolu arkadaşlar bunu Simunic gibi, PSPICE gibi devre modellerinde modelleyip gerçeği görmek. Eğer yani böyle bir vakti olan arkadaş varsa bu görevi yapsın. Ben ekranda görülen taraftayım. Kendim bunu yapacak gerçekten vaktim yok. Simülasyonda bu devreyi tasarlayabilir ama video çekiminde gerçekten çok ciddi zamana ihtiyacım var. Dolayısıyla bir arkadaş bunu yapar ve bize sonucu bildirirse çok sevinirim. Ben tekrar söylüyorum. Bir önceki videoda anlattığım
görüşün doğru olmayabileceğini ve bu görüşün, yani şu anda ekranda görülen görüşün doğru olacağı kanaati var bende arkadaşlar. D4'e de bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar görüldüğü gibi buradaki devre anlatımda da videoda sol tarafta üst taraf üzerinden akım akıyordu. Artık şu D1'i silmemiz gerekiyor. Şurayı silmem gerekiyor. Bu da akmayacak. Yani bu bir önceki anlatımdan kaldığı için. Şimdi arkadaşlar aynı mantık böyle görüyorsunuz burada. Mikrosızlanma akımı yine üst uçtan, tabii yönlerin değişmesi konusunda burada gerekli bilgileri verdim. Zaten siz de bunu biliyorsunuz. Bakın burada şu görmüş olduğunuz üçüncü bölgede mıknatıslanma akımı negatif olduğu için aniden mıknatıslanma akımı yön değiştiremez. Fakat mıknatıslanma yön değiştiremez ama biliyorsunuz gerilimli ortamı sıfır olması gerektiği için bu sefer şurada görmüş olduğunuz leğen bobin uçlarındaki gerilim ters döner. Ortalama sıfır olması için. Dolayısıyla buradaki artı eksi yönler gerçekler doğru. Burası artı olduğu için burası da artı olur arkadaşlar. Dolayısıyla sistemin böyle çalışması bana daha makul geliyor. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi bir simülasyon yapıp bunu test etmek daha uygun ama benim aklıma yatan şu anda anlattığım biçimde arkadaşlar. İsterseniz ders notunuzda buna göre güncelleyin ama dediğim gibi bir arkadaş ikinci ve dördüncü bölgeleri modeller ve gerçekten kapasiteden mi akım akıyor bu zaman dilimde yoksa buradaki akım tümüyle sekonderdeki D3 ve bu da D4 olacak arkadaşlar. Buna mı yansıyor? Evet arkadaşlar bunu da düzelttim. Dediğim gibi arkadaşlar 4. bölgeyi de yine akım ve gerilim dalga şeklinde bir değişiklik yok. Formüllerimiz yine aynen geçerli. Fakat dediğim gibi mıknatıslanma akımının dağılımında bir problem var. Dolayısıyla buna göre bir test etmenizde fayda var ama ben dediğim gibi bu anlatımda karar kıldım. Dolayısıyla denklemleri etkilemediği için ders notunuzdaki formüllerde bir değişiklik yapmanız gerekmez ama şu anlatım arkadaşlar ders notunuzda olmalı. Çünkü bu devrinin nasıl davrandığını anlatan güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz tam köprü doğrultucuya başlayalım. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz şekil 4.15 tam köprü PWM çevirici. Tam köprü DADA PWM dönüştürücü de bir periyot içinde primer sargı uçlarına giriş geriliminin tamamı fakat yarım köprüde ise yarısı geldiği için bu devrede yarım köprü dönüştürücüye göre daha fazla çıkış gücü elde edilir. Anahtarlara gelen ters gerilim değeri düşüktür. Bu özellik nedeniyle tam köprü dönüştürücü yüksek güçlerde kullanılır. 500 ila 5 kW arasında arkadaşlar. Çekirdek akısı yine yarım köprüde olduğu gibi arkadaşlar. İki yönlü ve nispeten küçüktür. Tam köprü dönüştürücünün uygulamaları arasında telekomünikasyon ve havacılık güç kaynakları bulunur. Dönüştürücü bak alçaltıcı tip dönüştürücü ailesine aittir. Demek ki arkadaşlar buradaki NS sargısı NP sargısına göre düşük. Dolayısıyla çıkış gerilimi daima E'den düşük tutacak şekilde çalıştırılıyor. Bak dediğimde bu sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tam köprü devresi yarım köprüye göre daha fazla komponent gerektirir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya iki tane daha IGBT'miz ya da MOSFET'imiz ya da güç transistörümüz geldi. Maliyeti arttı. Sekonder aynen kaldı arkadaşlar. Bir de yarım köprüden farkımız neydi? Primer sargı da ortadan ikiye bölünüyordu. Fakat burada primer sargı tek parça. Zaten az önce söylemiştim. Tek parça olduğu için de kaynak gerilimi olduğu gibi primere geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar primer devresi ne kadar güç çekerse sekonder devresinde o kadar güç aktarır. Siz yarım köprüde primer devreye her bir sargısında E bölü 2 gerilim uygularsanız dolayısıyla güç de gerilim çarpı akım olduğuna göre gerilim değeri tam köprüye göre yarıya düştüğü için çektiğiniz güç de yarıya düşecek. Dolayısıyla niçin yarım köprünün 2 kW seviyesindeyken tam köprünün 5 kW seviyesinde güç transfer ettiğinde böyle rahatlıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine arkadaşlar bu devrede 4 bölgemiz var. Birinci bölgede sevgili arkadaşlar tabii ki bu X şeklinde çalışıyor arkadaşlar. X işareti. X işaretinin bir sağdaki kolu yani Q3 ve Q2 aynı anda tetikleniyor. Q1 ve Q4 aynı anda tetikleniyor. Q3 ve Q2 tetiklenirken Q1, Q4 tetiklenmez. Q1, Q4 tetiklenirken Q3, Q2 tetiklenmez.
Peki aynı problem bunda da var mı? Yani yanlışlıkla Q1 ve Q2 tetiklendiğinde mikro işlemciden Q1 ve Q4'e tetikleme darbesi gelir freni olaraklaşar. Gördüğünüz gibi akümülatör ya da doğrudaki gelim kaynağı kısa devre olur. Bütün elemanlar yanar. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda ciddi sıkıntı olmaması için ne yaparız yine? Aynı yarım köprüde olduğu gibi bir boşluk bırakırız. Pushpull'da olduğu gibi boşluk bırakırız. Delta boşluğu bırakırız arkadaşlar. Bu boşlukta görmüş olduğumuz bütün anahtarlar açık devredir. Tabii arkadaşlar burada deminden ki anlattığım olay burada da geçerli. Yani buradaki mıknatıslanma akımı ikinci ve dördüncü bölgede ne olacak? Eğer siz piyasadaki anlattığım kaynaklara bakarsanız onlar diyorlar ki şöyle olur. D3'ten geçer. Kaynak üzerinden yolunu tamamlar. D2'den yolunu tamamlar. Ya da alttan gelecekse D1 üzerinden yolunu tamamlar. Kaynaktan yolunu tamamlar. D4 üzerinden şöyle tamamlar diyorlar. Fakat dediğim gibi aynı kaynaklar yani güç elektroniğinde uzman olan hocalarımızın yaptığı, yazdığı batılı kaynaklarda bu da aynı şekilde sol tarafta hiçbir akım yok. Buradaki görmüş olduğum mıknatıslanma akımı buradaki artı eksi polariteye göre ya yukarıdan şöyle dönüp aşağı doğru şöyle yolunu tamamlayıp sekondere yansıma yapıyor ya da tersi yönde alttan yolunu tamamlayıp yine sekondere yansıma yapıyor arkadaşlar. Ben yine bu ders notunu bir önce anlattığım mantığa göre düzenledim. Yani mıknatıslanma akımı sol tarafı etki yapmıyor. Tümüyle sağ tarafı etki yapıyor diye. İkisi arasında ders notunda şekil ve formüllerde bir değişiklik var mı? Yok. Şekil ve formüllerde değişiklik yok. Yalnızca gördüğüm gibi ikinci ve dördüncü bölgelerdeki mıknatıslanma akım dağılımı da söz konusu arkadaşlar. Başka bir değişiklik söz konusu değil. Gördüğümüz gibi Q3 ve Q2 aynı anda tetikleniyor. Bunu yaparken arkadaşlar Q1 ve Q4 off durumunda oluyor. Sonra bir dead zone bölgesi bırakıyoruz. Neden o? İşte bahsettiğimiz mikro işlemciden 4 anahtarda aynı iletime geçerse kısa devre olmasın kaynağımız diye bir dead zone bırakıyoruz. Bu arkadaşlar yüksek bir süre değil bu. Oldukça küçük bir süre. Mikrosaniyeler bazındadır burası. Sonra arkadaşlar bu sefer Q1 ve Q4'ü on yapıyorum. Q3 ve Q2 off yapıyorum. Tekrar bir dead zone bölgesi bırakıyorum. Bütün anahtarların açık olduğu dönem. Dolayısıyla arkadaşlar Q3, Q4 gördüğün gibi T kadar süre sonra tekrar tetikleniyor. Dolayısıyla buradaki T o. Ders notunuzda da farklı T olabilir. Şundan dolayı bazı kaynaklar yine arkadaşlar bunun yarısına T deyip tümüne TS diyen de var. Belki ders notunda öyle koymuş olabilir ama ben düzelttim. Yani bunun daha makul olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ders notunun bir bölgesinde tüm periyota TS, bir bölgesinde tüm periyota yarısına T'den denmesi pek öğrencinin de aklını karıştıracağı için ben bu gösterimi daha uygun buldum. Dolayısıyla sizde farklılık varsa bu gösterimi bence tercih edin sevgili arkadaşlar. İsterseniz şimdi şeye başlayalım. Birinci bölgeye başlayalım arkadaşlar. Ben onunla ilgili hazırladığım görüntüyü size vereyim. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Sıfırla DT aralığında gördüğümüz gibi ne yapmışım? Q3 ve Q2 aynı anda tetiklemişim. Kaynak akım böyle geliyor. Üst uçtan geçerek arkadaşlar alt uçtan yolunu tamamlayıp kaynağa geri dönüyor. Tabii burası pozitif olduğu için, burası da pozitif olduğu için D5 iletimde fakat burası pozitif olduğu için, şurası pozitif olduğu için D6'nın anoduna pozitif gelip geldiği için D6 açık. Dolayısıyla aynı arkadaşlar yarım köprüde olduğu gibi şu aralıkta D5 iletimde. Dolayısıyla bobin akımının tümü D5 üzerinden geçiyor. Yük akımının ortalaması bobin akımının ortalamasına eşit. Bu da D5 akımının ortalamasına eşit arkadaşlar. Peki bunu da IP'ye nasıl bulacağız sevgili arkadaşlar? Şimdi görmüş olduğumuz akım çevrim oranıyla IP'ye yansıtacağız. Dolayısıyla akım böyle bulunduğunu söylemiştim ben size. Primer sargı akım arkadaşlar daima yük akımından geri giderek elde edilir. Buradaki çevrim oranını kullanarak. Peki burada mıknatıslanma akımı ne olacak? Mıknatıslanma arkadaşlar çoğunlukla bunun onda biridir ama piyasada çoğunlukla ihmal edilir ama siz ihmal etmezseniz bu da anlattığım ki arkadaşlar aynı yarım köprüde olduğu gibi mıknatıslanma akımımızın denklemi burada bakın tekrar verdim ben size. Bu akımın her bir zaman dilimindeki değişimi de belli. Tepe değeri bu. Eğimin arkadaşlar bak şu eğim yazmış buraya. E bölü LM arkadaşlar bunun eğimi. Bu doğrunun denklemini biliyorsunuz. Bu doğruyu da 2 ve 4. bölgelerde biliyorsunuz yönler değişiyor. Bu yönlere dikkat ederek bu akımı IP'ye eklemek ya da çıkararak arkadaşlar gerçek şuradaki akımı yani giriş akımını elde edebilirsiniz. Ama ben buradaki mıknatıslanma akımı ihmal edeceğim. Onda bir değerinde zaten hocam derseniz biliyorsunuz tam köprü ve yarım köprü arkadaşlar LM değeri büyük seçilir. Dolayısıyla direkt olarak IP akımı ilk giriş akımına eşit olacak demektir. Bu da bir sıkıntı söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar burada şunu da söyleyelim. Gerek yarım köprü gerekse tam köprü DA'da çevirici de tüm anahtarları E gerilimi zorlar.
Fakat yarım köprü DADL çeviride aynı çıkış gücü anahtarlardan tam köprü DADL çeviriciye oranla iki katı değerde bir akım geçer. Bu nedenle yüksek güç transferinin yapıldığı durumlarda anahtarların akım değerini azaltmak için tam köprü tercih edilir. Az önce bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi bu bölgedeyiz sevgili arkadaşlar. Sırayla yukarıdan aşağıya tarayalım. Q2 ve Q3'ü 10 yaptık arkadaşlar. Bu durumda Q1 ve Q4 off durumunda. VLM gelim, yani şu primer gelim direkt olarak kaynağın üst ucuna bağlı olduğu için pozitif arkadaşlar. VQ1'e ne gelir? Arkadaşlar Q1 değerine eğer şu bölgede bir keşof gelinmesi uygularsanız şu E değeri direkt olarak Q1'e geldiğini göreceksiniz sevgili arkadaşlar. VQ1'den akım akmıyor. Q4 aynı şekilde arkadaşlar yine bu devre boyunca bir keşof gelinmesi yazarsanız kaynak üzerinden sağ taraftaki devre üzerinden yine bunun E olduğunu göreceksiniz. Yani zaten burada da uyarmıştım ben sizi. Bu devrede arkadaşlar anahtarlar E gelimiyle zorlanır. Biliyorsunuz bazı devrelerde 2 E ile zorlanıyordu. Bazı devrelerde bunun da üzerine çıkıyordu. Burada E ile zorlanması aslında buradaki anahtarların maliyetinin düşüklüğünü gösteriyor. EQ2 akım dediğimiz arkadaşlar nedir? Şu görmüş olduğumuz primer akımıdır. Aslında primer akımı artı mıklaslanma akımı ya da eksi mıklaslanma akımı yöne bağlı olarak değişir. Ama mıklaslanma akımını ihmal ederseniz prim akımı değer olduğu gibi arkadaşlar Q2 akımına eşit olacaktır. Ama mıklaslanma akımı dahil ederseniz bu işe bu sefer IP ile EQ2 akım arasında farklılık ortaya çıkacaktır. Q3'ümüz 0 arkadaşlar çünkü üzerinde akım akıyor. Kolektör gelimi 0. Zaten Q2 ile Q3 aynı akım olduğu için arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar gelelim mıklaslanma akımına. Bakın arkadaşlar mıklaslanma akımı bu aralıkta tam DT'nin tam ortasında tekrar sıfırdan geçiyor. Ama akım eksiden başlayarak artıya doğru çıkıyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Normalde şuradaki akümülatörün artı ucu buraya gelecek ya. Normalde ne bekleriz arkadaşlar biz? Burası artı olduğu için mıklaslanma akımının aşağı doğru akmasını bekleriz değil mi? Ama bundan bu biliyorsunuz bu süre şu süreden sonra geçen bir süre. Dolayısıyla bu süreye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar bakın mıklaslanma akımının burada eksi olduğunu görüyorsunuz değil mi? Eksi demek ne demek arkadaşlar? Aşağıdan yukarı doğru. Şimdi tekrar birinci bölgeye geri geldiği zaman mıklaslanma akımı Lenz kanunu gereği birdenbire yön değiştiremeyeceğine göre arkadaşlar bu sefer ne yapacak? Aynı yönde akmaya devam edecek ama değeri azalacak. Azalacak, azalacak, azalacak. Arkadaşlar tam şuraya geldiğinde sevgili arkadaşlar sıfır olacak. Artık bu noktadan itibaren arkadaşlar bu noktadan itibaren bu akım artık yön değiştirecek. Yani olması gerekene yani yukarısı artıydı ya mıklaslanma bobininin aşağı eksiydi. Aynı ona uygun olacak. Sanki yukarıdan aşağı akmaya başlayacak gibi ama bu gördüğünüz gibi DT aralığının tam ortasına itibaren olacak. Tam DT aralığına gelince arkadaşlar akım ne olacak? Tam aşağı akmaya başlayacak. Bir sonraki periyotta biraz sonra inceleyeceğiz zaten. Akım artık yukarıdan aşağı akarak akmaya başlayacak arkadaşlar. Bunun dışında sekonder tarafa bakalım birinci bölgeyle ilgili arkadaşlar. Sekonder gerilimimiz çevirme oranıyla yani burası primer pozitifse sekonder de pozitif ama çevirme oranıyla çarpılacak tabii. VS1 gerilimi dolayısıyla pozitif. NS bölü NP çarpı E olur arkadaşlar. ID5 geriminde demiştim arkadaşlar ben size. Direkt olarak bobin akımına eşit demiştim. Peki burada niye çökme oldu? Onu ikinci bölgede anlatacağım arkadaşlar size. I6 akım 0. Peki VL gerilim nedir arkadaşlar? VL gerilim. Onu şöyle yapıyorsunuz. Şu görmüş olduğumuz arkadaşlar bakın mouse'u döndürüyorum. Şu çevre boyunca keşof gerilim esasını uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bunu uygularsanız şu gerilimin bobin gerilimi olduğunu görürsünüz. Yük ortalaması zaten konuşmuştuk. ID5 ile aynı olmak zorunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu devredeki tüm akım ve gerilim dalga şekilleri bu şekilde. İsterseniz bir sonraki zaman dilimine geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede arkadaşlar bütün anahtarlar açık durumda. Dolayısıyla buradaki mıknatıslanma akımı görüyorsunuz arkadaşlar pozitifti. Aynı yönünü çünkü birinci bölgede pozitifte bırakmıştık. Aynı yönü muhafaza edecek. Ama bundan başka da kaynağımız yok. Dolayısıyla bobinin ortalama gerilimi sıfır olması için olması lazım. Arkadaşlar polariterin ters dönmesi lazım. Bu durumda şurada görmüş olduğunuz LM bobininin artı alt ucu artı olacak. Burası artı olunca burası arkadaşlar artı olacak. Burası eksi olunca şurası eksi olacak. Dolayısıyla gerilim dalga şekli bu şekilde olacak. Bu akım buradaki D5 ve D6 diyotlarını iletmez olacak. Zaten D5 daha önce akıyordu biliyorsunuz. D6 da yeni akmaya başladı. Bu da bir dengesiz olacağını zaten yarım köprüde anlatırken söylemiştim. Yani D6 ve D5 diyotlar aslında eşit akım burada olmaz. Ama bu farkı biz ihmal ediyoruz. Çünkü mıknatıslanma akımı zaten küçük akım olduğu için arkadaşlar bunun
çevrim oranında da çok yüksek bir değer ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bunu bu etkiyi çok da önemsemeyebiliriz ama dediğim gibi gerçekte D5 ve D6 diyotlarında akan akımlar birbirine eşit değil. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursanız bakın az önce ben D5'ten şiddetli bir yük akımı akıyor muydu? Akıyordu. Ama şimdi bakın arkadaşlar burada diyot akımı aşağı düştü. Niye düştü? Evet D5'ten hem mıknatıslanma akımının yansıması hem de şuradan artık olan akım akıyor ama bu sefer D5 D6 devreye girdiği için tüm akım ikiye bölündü arkadaşlar. Dolayısıyla artık D5 ve D6'dan eşit akım akıyor yaklaşık olarak ama bir önceki D5 akımı çok daha büyük olduğu için akım aşağı şurada görmüş olduğum bir çökme var değil mi? Çünkü neden? Çünkü artık bu akımı şu görmüş olduğum tüm akımı iki diyot beraber taşıdığı için değer ikiye bölünecek. Bu da bir sıkıntı yok. Zaten daha önce anlattığım gibi. Peki arkadaşlar bu durumda mıknatıslanma bobini ne olacak? Bu devrede arkadaşlar sağ tarafta kaynak olmadığı için az önce mıknatıslanma bobini diyorum. Filtre bobini şarj olmuştu. Şimdi arkadaşlar boşalmaya başladı gördüğünüz gibi. Ne kadar süre olacak? Şu görmüş olduğunuz filtre bobininin artı polariteteki değeri, bu da eksi polariteteki değeri. Çünkü ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Burası artı olunca, bakın şu bölge artı olunca yükün üst ucuyla artı şey oldu ve dolayısıyla bobin uçları ters döndü. Dolayısıyla ortalama ani gerilim değeri negatif oldu. Peki ne olması lazım? Üstteki alan alttakinin alanı eşit olması lazım birbirine arkadaşlar. Bunu biraz sonra da denklemde de ben size göstereceğim. Dolayısıyla bu eşit oluncaya kadar bu alttan akım akmaya devam edecek demektir sevgili arkadaşlar. Bunun dışında da başka bir şey yok. Bakın bu filtre bu bir akım aşağı çakılıyor. Gördüğünüz gibi bu arada mıknatıslanma akımımız pozitif. Diğer sekonder gerilimleri yaklaşık sıfır. Aslında sıfır diyoruz arkadaşlar ama yansıma dolayısıyla bu bir miktar sekonderdeki salgılarda bir, küçük bir gerilim olacaktır. Dolayısıyla yaklaşık sıfır demekte fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü bölgeye sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü bölgede artık Q3 ve Q2'nin yerini Q1 ve Q4 aldı. Artık şu yol boyunca arkadaşlar çalışıyor sistem. Gördüğünüz gibi. Bu durumda tabii ki mıknatıslanma pardon primer sargı gelen gerilim birinci bölgenin tam tersi olacak arkadaşlar. Çünkü artık alt uçtan pozitif kaynağın artı ucu geldi sevgili arkadaşlar. Bu durumda D5 devreden çıkacak. D6 devreye girecek. Bu sefer yük akımının tümü D6 üzerinden akacak. Dolayısıyla bobin akımı tümü D6 üzerinden akacak. Bobin akımının ortalamasıyla yük akımının ortalaması eşitti ama ani değerler eşit değil. Çünkü kapasite akımı biliyorsunuz ortalama sıfır ama ani değeri sıfır değil. Dolayısıyla bobin akımı yani filtre bobin akımıyla D6 diyotun akımları aynı. Ama yük akımının ortalaması ile bobin akımının ortalaması ve D6 diyotun akım ortalaması da aynı arkadaşlar. Aynı yarım köprüde olduğu gibi burada. Bu bölgeye dikkat edin arkadaşlar. Sekonder gelimimiz negatif oldu. Q1 akımımız aynı. Şuradaki Q2 akımın aldığı değeri eşit. Değeri denklemi de aynı arkadaşlar. Tabii ki çevirme oranıyla çarpacaksınız. Bu arada mıknatıslanma akımımız ne oldu arkadaşlar? Çakılmaya başladı değil mi? Aslında normalde ters dönünce mıknatıslanma akımı da ters dönmesi lazım ama ani olarak dönemeyeceği için arkadaşlar şu aralığın yarısına kadar pozitif tekrar yarılığında olması gereken gerçek yöne dönüyor arkadaşlar ve eksi olarak yolunu tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar bir de son bölgeye bakalım. Tahmin ediyorum arkadaşlar olayı anladınız. Son bölge de ikinci bölgenin tersi ama mıknatıslanma akımı tabii ki tam ters yöne evrilecek. Arkadaşlar görüldüğü gibi dördüncü bölgede mıknatıslanma akımımız negatif. Yani aşağıdan yukarı doğru. Bu primere yansıyor. Primer olarak şimdi sola dönemez anahtarlarımızın hepsi açık. Sağa yansıyacak. Bu da akım çevirme olayıyla sağa yansıyacak. Bunun üst ucu artı. Çünkü burası da biliyorsunuz buradan başka kaynak olmadığı için akımda yön değiştirmeyeceği için üretici olmak zorunda. Üretici olması için biliyorsunuz bobinin artı ucundan akım çıkması lazım arkadaşlar. Burası artı olacak. Burası artı olunca burası artı olur. Ve dolayısıyla burası artı olur arkadaşlar. Dolayısıyla D5 ve D6 devreye girer. Zaten az önce D6 devredeydi az önce arkadaşlar. Dolayısıyla D5 ve D6 arasında bir akım dengesizliği var ama mıknatıslanma akım küçük olduğu için bunun çok büyük olduğunu düşünmüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar D5 ve D6 toplam yük akımının yarısını çektiği için tekrar gördüğünüz gibi şurada akımda bir çökme var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü birdenbire akım ikiye bölünmeye başladı. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz çökmenin sebebi de o. Bunun dışında arkadaşlar formüllere bakalım ve ders notunu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar görüldüğü gibi mıknatıslanma akımının dalgalanma miktarı yani max ve min arasındaki max ve sıfır arasındaki veya min ile sıfır arasındaki fark ILM E çarpı D bölü F çarpı LM. ILT dediğimiz arkadaşlar filtre
filtre bobininin akımının zamana göre değişimi arkadaşlar. Bunların anlatımını yapmıyorum çünkü daha önceki haftalarda ben bu denklemde size ispatını yapmıştım. Formülleri var elinizde. Belki öyle arkadaşlar filtre bobin akımının maksimum ve minimum arasındaki fark arkadaşlar. Bunu nereden yazdık? Filtre bobininin pozitif alternansdaki gerilim ile negatif alternansdaki gerilimin eşitliğinden yazdık. Zaten bu sonuçta arkadaşlar bu değer çıkar. Genellikle arkadaşlar verim olarak da yaklaşık ne kabul edilirse bilmiyorum ama yaklaşık 0,8'lik bir boşluk bırakılıyor arkadaşlar bu şeyde tetikleme esnasında. Dolayısıyla buradaki 0,8 oradan geliyor. Yani bir boşluk var demiştim ya, bu boşluk toplam periyodun %20'sine kadar tekabül ettiği için verimde de %20'lik bir ilave verimi ilavete %20'lik bir fark var. Genellikle literatürde bunu böyle beyan ediyorlar. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi tam köprü çevirici, yarım köprü ve push pull'a göre avantajlı. Kullanıldığı alanda 500 watt'a kadar 500 5000 kilo 5000 watt'a kadar, yani 5 kilovata kadar çıkabiliyor değer. Şu anda görmüş olduğumuz çeviriciler içinde, yani şu anki anlatım çeviriciler içinde en verimli olan bu arkadaşlar. Bir sonraki hafta rezonans çeviricilere başlayacağız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.